senden mi? Ya bizden ola bizden. Bu çocuk senin mi? Yok. Ha. Sadık Uzun. Ha. Size 5 yıl olarak lafınızda kimler belli? 5 yılda ölçekçi olmasın oluyum ben. Ha, şimdi. Bu mesleğe nasıl atıldın? Bu buraya kadar neler yaptın? Nerelerde sahamı sattın? Ne yaptın şöyle? Kısa özgeçmişini anlat. Daha önceden 5 yılda aşağı şehrin zamanında yukarı işlerdik. Evet. Ondan sonra yukarı şehrin döneminde yine biraz lokmacılıkla meşgul olduk. Ondan evet. Sonra Almanya'ya gittim. Evet. 11 sene Almanya'dan geldikten sonra burada bu işe başladım, havacılık işine. Havacılık. Şu anda devam ediyor. Güzel. Yani oradaki paranı çarçur etmedin. Heh. Yine eski mesleğine döndün. Evet. Peki, 5 yılda kalsaydın bu imkanı sağlayabilir miydin? 5 yılda harcım imkanları yok. 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 Acaba senden de sorayım, niye göçtük bu 5 yılda? Senin görüşün nedir? Yani fikrin nedir? Neden göçtük? Eksikleri böyle? Var. Mesela halı tezgahı girmemiş. Sonra eksikleri çok. Bir zamanlar zaten ceyran eksikliği, su eksikliği, sanayi eksikliği hatta devam ediyor. Sarayımız yok mesela Besin'de. Belki şimdi saray yapılsa bir daha gitme ihtimalimiz de var. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Orada sanayi aldım ben. Ben orada gittim sanayi diye kurmuş, belediye dükkan yapmış. Biliyorsunuz tuvaletin yanında. Evet. Ha. Ve adamların filmini çekemiyorum ki. Karanlığı iyiyim kurdini. Kurdi'nin de sanayi olur mu? Olmaz. Karanlık. Şimdi biz diyoruz ki eğer 5 yıl olarak hepimiz çalışkan bir milletiz. Evet. Değil mi? Şimdi Kayardın'da yer almışlar. Evet, duydum. Eğer başarabilirlerse. Duydum. Dağılmaya gerek yok. Madem sanayi ise Kayardın'ı sanayi ayırın. Gelen hemşehriler gelsin. Yap dükkanı he? Ya uzun vadeli. Hem bir çalışsın hem bir ödesin. Evet. Böyle olursa gitmek ister miydin? Tabii. Memleketim her şeyden önemli. Ha, çünkü baobamız var, yaşadığımız bir tarihimiz var, kültürümüz var. Gözümüz geçmiyor memleketten ki. Şimdi ikincisi de biliyorsun bu Besni esnafı var iken aşağı şehirde. Evet. Hiçbir taşı düştü mü camilerin? Düşmedi. Hatırlıyor musun? Hiç düşmedi. Ha, hiçbir hamamın bozukluğunu duydun mu? Düşmedi. Hep bacası tüttü değil mi? Köprüsü, suyu beleşti. Her şeyi. Biz bu esnaf çıktıktan sonra yıkılmaya yöneldi, talan olmuş şimdi. Tamam, acaba bu neden? Senin görüşün nedir? Neden kimsesizlikten mi? Neden oldu? Senin görüşün nedir? Valla ben sahipsizlikten başka hiçbir şey yorumlamıyorum bunu. Sahipsiz bir memleketimiz. Hiç kimse sahip çıkan olmadı. Ha. Herkes vuran vurana, kıran kırana. Tarihi milli serveti yok pahasına yıktılar, attılar. Yolların döşemesi söküldü. Evet. Suyun gelen yurakları söküldü. Evet. Daha ne olur? Camiler söküldü. Daha bundan kötü bir şey olur mu memlekete? Buna hiçbirimiz sahip çıkamadı. Evet. Ha, biz oradayken sahip çıkıyorduk. Oradayken sahip siz geldikten sonra sahip çıkan olmadı. Tabii, demek ki oranın, bizim Besni'nin esnafı az para kazandığı haldeyken her şeyine sahip çıktı. Ha. Peki bundan sonra kalanlar zengin tarlası çiftli olanlar yine orada bir iki bekçi tutamazlar mıydı? Tutamadılar. Sahip çıkarmadı işte. Ha. Neden? Umut bağlarlar diye. Yıkmaya göz yumdular yani. Evet. Değil mi? Tabii öyle oldu. Evet. Şimdi gelelim şeye. Diyoruz ki çalışmalarımızda bu atılganlığı besinle nereden alıyor? Şimdi çaba bak sen gitmişsin Almanya'dan geldin buna atılganlık. Evet. Bu neden geliyor yani senin şöyle görüşünce? Böyle her dala atılıyorlar. Bak ayak dükkanlığı yaparlar, çorap satarlar, her dalda var. Yaptık, hepsini yaptık, hepsini yaptık. Ha. Şimdi, memlekette çaresizlik, hiçbir arazimiz, malımız, mülkümüz, bir şeyimiz yok. Ha. Sonra her aşağı şehirde aldıktan sonra evimizin yeri kalmadı, evimiz kalmadı, bağımız kalmadı. Bağabaları da eşkıya atalım. Dışarıdan başladık hızımız artık. Aşağı şehir burada zamanında dışarıya gitmiyorduk. Evet. Bu yukarı şehir caddede deyince her birimiz bir tarafa dağılmaya mecbur kaldık. Ha, bir de derlerdik ya aşağı dışarıya gidelim, gurbete gidelim, sırtına yatır bir yorgan değmiş diyor. Aşağı şehir zamanında öyleydi. Ha. Gitmek ayıbıdı bizde. Ha. Fakat şimdi bakın bir kutlu yorgan. Dışarı gitmese ekmek parası yok. Ha. Şimdi demek yatırdığı yorgan yanlışmış. Herkes kutlu yorganda yatıyor değil mi? Bunlar yanlış. Ha. Bizi bağlamak için. Evet.
dışarıya gidip göz açılmasın. Onlara avuç açsın, boyun büksün. Askere gidene kadar gör başını görmemişiz mesela. Gördün mü? Ha. Şimdi artık diyoruz ki bu burada da bir şey kuralım, dernek. Abi Antep'te. Çok güzel, sırt sırta verelim, bir eksiğimiz var diyoruz. Bunu terim olarak soruyoruz. Bu alanda var, bir de bizim en çok ihtiyacımız olan iş yeri, dükkan, ev. Bu alanda da bir şirket kuralım, İnşaat Limited şirketi. Ne kadar güzel. Ha, bu sermayeyi de buraya aktaralım. Uşak'ta mı iş lazım, oraya yapsın. Antep'te kimlerin evi yok, yapsın. Yapılsın. İş yeri mi yok, yapılsın. Yapılsın. Ha. Neden? Başkasına yaptıracağım, para kazanacak. Evet. Ha. Şimdi diyelim ki sen 100 milyona mal edin, biz 80'e mal ederiz. Evet. Kendi, şimdi eskiden bizde mühendis yoktu, adam yoktu. Şimdi her şey var. Her şey var, imkanlar geniş şimdi. Ha. Şimdi ne geliyor? Sırt sırta vermemiz geliyor. Çünkü abi, senin gibi onların da fikrini alıyorlar. Evet. Ha. Diyorum ki böyle böyle seve seve yapmak istiyorlar yani. Niye hizmet etmeyelim diyorlar. Bütün zaten emellerimiz bu zaten, hayallerimiz bu ya. Tamam. Çünkü bir insana güvence lazım ki ev... İş yeri. Bir mesela el hele iş yeri, bir kere iş yeri yok mesela Besni için düşünüyorsak bunu, iş yeri kesinlikle yok mesela. Çoğu, bugün bir tane de kuracak yok Besni'de. Evet. Şimdi 100 milyona yakın kira veriyorlar, niye verelim bunu ya? Değil mi? Tabii. Böyle düşün, 5 yerde versek 500 milyon, 1 milyara yakın kira ödüyor İstanbul dahil 5 bölgede. Evet, evet, evet. Niye ödeyelim, biz şirket kursak her gün 20 kişiye ev yapıyoruz. Hatta 20 kişiye rahat ev yapıyor. Evet. Bir de folklor. Şimdi bizim eski oyunlarımızı çalacak, söyleyecek kendi çocuklarımızdan. Mesela folkloru kurduk muydu? Bizim gittim Besni'de, kurmuş gidene davul, orkestra diye dert tut Avrupa'nın çalgısını. Benim havamı çalamıyor, benim türkümü söyleyemeyim. Benim gönlümce eğlenemedik. Kendi öğrenin, kendi türkünü söylesin, kendi anneleri uyuyorsun. Çünkü parayı yere savuruyor. Niye savursun? Derneğe gelsin bu para. Tabii. Bu çocukları destekledik mi? Zaten bir yetişti mi, her yerde kendini yani kurtar. Söker kendilerine zaten bir çözülürse. Şimdi gitsin Mersin'de Besinler'in düğünü mü var? Arabası altında minibüsüne binsin, orada gönlünce çalsınlar, söylesin, eğlensin, evet. Sokağa atıran parayı kendi çocuklarına da versinler ya. İyi değil mi? Çok güzel. Ha, bize yük olmaz, yük sadece öğretinceye kadar. Öğretinceye. Gitsin İzmir'e, gitsin İstanbul'a, her yerde eğlendirsinler, tamam, söylesinler. Tamam, tamam. Her dalda, hem türkü söyleyecek, hem şarkı söyleyecek, evet. Düğününü, oyununu, çalgısını, her şeyini yapacak şekilde bir şey... folklor ekibi kuralım diyoruz. Belediye de buna teşekkür. Çok iyi, ben de taraftarım bu işe. Ha. Salı günü orada encümen toplantısı var. Onlara da gel dedi reis. Sen anlatırsan daha başka olur dedi. Evet. Çünkü ben bütün Türkiye'de, hani İstanbul, her yerde aynı şeyi soruyorum. Hiçbir tanesi de itiraz etme. Gerçekten de bu zamanı geçmiş bile diyorlar. Evet, geçmiş. Geç kalmış, geç. Tabii. Çünkü biz bu kadar dağılmışız Türkiye'nin her tarafında, her işleri yaparken bir tane gördüğümüz halde geç kalmışız yani onları. Ha. Şimdi nedir bu? Folklorun bize ne faydası var? Şimdi bizim Besni halkı bunu anlamıyor. Folklor tanıdır, memleketimizi tanıtır. Hayır. Evet. Ben bu filmi niye çekiyorum? Filmini, senin ne ürettiğini, ne onu? Evet. Ben bunu televizyona versem, bu reklam sınıfına girer, paralı. Evet. Ama folklorun yanında gösterdim mi, filmi gösterildi mi, parasız. Ne yapıyorum? Parasız halkımın reklamını yapar. Evet. Tamam. Bir de şirketin şeyi nedir? Bu diyelim kuracağımız inşaat şirketi. Geldi buraya bir site yaptı mı kardeşim? Altına dükkan. Hayır, memleketimizde yapsın bu şeyi. Nerede istersek? Besni'de de yapacak, nerede lazım olduğu yerde yapacak. Hayır, önce Besni'mize lazım bu site. Ha. İş yeri Besni'mize lazım. Yazıhaneler, bu şimdi bürolar şeyimizi Besni'ye lazım. Buraya da lazım ama. Buraya da lazım. Hayır, nerede istedik? Şimdi burada. Ondan sonra. Hayır. Burada bulunan yerde buraya da. Burada. Ha. Şimdi burada soracağız. Nasıl ben bak, bu demokrasice soruyorum. Bunlar lazım mı, gerek mi? Lazım.
Şimdi hem lazım hem gerek. Nerede lazım gerekse besinde mi? Besindekilere de yapalım. Besindekilere sanayi mi var ya? Çökmüş. Adam içinde adam hastalıktan gözü görmüyor ben. Evet. Ne sanayisi? Bir kur dinliyorum ya. Evet, film çekemiyorum ben. Film. Evet. Bak şurada film çekeyim. Seni konuşturuyor. Orada o da yok. Deseni belli olmuyor. Burası sanayi değilim mi ya? Onun için müsret nedir? Siz de böyle bir katkıda bulunur musunuz? Yahu üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırım. Ah, sağ ol. Verdiğiniz bilgiden, ilgiden dolayı teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yani, sağ ol. Sizin gerçekten hemşehrilerinin böyle çalışkan gördükçe gözlerim yaşarıyor. Gerçekten. Çünkü bana da öyle dediler, kız vermediler. Göl başından geldim. Ben size teşekkür ederim. Ben bunu çocukluğumdan beri savunmuyorum. Belki de sanatı ama çoğu tanır ben. Uşaktakilerin hepsi de tanıyor, biliyorlar. Ha. Ben ilk çıkanım bu gurbete. Ali Bozda. Beş lira olarak ne yapınızda kimler derler kendi ifademle. Mustafa Bozdağ'ın oğlu Ali Bozdağ dediler. Evet. Peki soruyorum. Bu meslekte neler yaptın bugüne kadar? Şöyle kısaca özgeçmişini anlatabilir misin? Bu meslekte ilk gelişimizde ip fabrikası aldık. Hayır, daha evvel nasıl başladın bu ilk hayata? Yani tenekeciliğin başlangıcı. İlk önce ilk okulu bitirdikten sonra tenekecilik yapmaya başladım. Ondan sonra zamanlar geçti, seneler geçtikten sonra tabii büyüdük, dairelerde sobacılık falan yapmaya başladım. Boru, soba. Soba, boru, bilmem ne işte artık ne rast gelirse tamircilik yapmaya başladım. Irbık, çıra. Evet, çıra. Anlat ki onlar bize belge olacak. Çıra, ırbık, panus. Ne rast gelirse. Bu panosu siz yapmıyordunuz mu? Eski zamanda tabii löküs yoktu. Caddelerde aydınlatma için belediye fener yaptırdı. Cadde köşe başlarına asıldı. Ne derlerdi onlara? Onlara gaz lambası derler. Gazlı lambalar var. Hatta onun bir de toplusuna ne derlerdi? Panos değil mi? Adına panos derlerdi tabii eski zaman. Eski isim ne panos? Fakat şimdi fener oldu. Sen panus. Beş niye göre? Eskiye göre anla. Evet, eski ne anladım? Başka bir de bu yoğurt boşaltmak için. Yoğurt boşaltmak için ayran tası. Yani ayran tası olurdu. Bunlar yapardık. Ağızlık yapardık. Efendim. İşte böyle eski zaman işleri bunlardı. Peki gazı veri şey için ne yap? Gazı mesela evvel dükkanlarda böyle şeyler yoktu. Litre yapardınız tenekeden. Tenekeyle gaz gelirdi. Bu tenekeyle gazı da bakkallar alırdı. Her adam bir şişe getirirdi. Bir litre, yarım litre gaz alırdı. Buna gaz ölçüsü yapardık biz. Litre. Şimdi litre o zaman gaz ölçüsü derler. Gaz ölçüsü. Bir de böyle şey var. O pompa tenekeden daha rahat çekmek için pompa yapardık bunlara böyle. Bastın hiç şişeyi doldururdu değil mi? Elimden hareket ettirdikçe akardı su. O gazda ne derlerdi Besli'de? Gaz yağı. Şirik derlerdi. Aşem acı derdi bizim şirik bitti. Hadi çocuğun eline verirlerdi bir şişe. Hadi şu lambamıza şirik al geldiler. Ama bunlar kaç sene evvel lafı biliyor musun? 50 senelik. 50 senelik, 40 senelik lafı. Daha ondan öncesini bilmem benim yaşım. Mesela 65. Aklım başıma geldi böyle şirik dediler. Gaz demezlerdi bile. Sonra gaz yağı dediler. İşte böyle. Güzel. Ondan sonra bıraktınız. Ondan sonra tabii çocuklar büyüdüler. Çocuklar büyüdükten sonra her biri bir meslek yapmaya başladı. Nihayet Antep'ten kader varmış. Demek ki Antep'ten bir fabrika aldı. Şimdi bir de şu var. Bu Besli'den niye göçtük? Göçtük? Mesela sen niye göçtün acaba? Besli'den böyle bir mesela ihtiyaç dolayısıyla, para kazanmak dolayısıyla değil,
keyfi çocuklar geldiler buradan pamuk aldılar. Yoksa işimiz de iyiydi orada. Ha. Benim işim. Ayakkabıcılık yapıyordu. Benim işim iyiydi. Oğlanın işi iyiydi. Öbür anda bakırcılık yapıyordu. Onun da işi iyiydi. Evet. Demek ki kaderimizde varmış. Bak diye göçtük geldik. Güzel. Peki Anteplerden bir uyum sağlıyor musunuz? Yani herhangi bir yabancı gibi bakıyorlar mı yoksa aynı? Ne münasebet? Öyle bir şey yok. Anteplerden daha fazla iş yapıyor. Daha herkesi daha iyi tanıyor. Tabii. Her yere giriyor çıkıyor. Şimdi bizim esasen tarih boyunca 100 sene yani 50 seneden daha tarih boyunca Osmanlılar devrinden önce de Antep'e bağlı. Biz Antep'le işaret ediyoruz. Ben babamın zamanında aklım başıma geldiğinde babamın anlattığına göre bizim vilayetimiz Antep'miş. Resmiyle oturduğumuz zaman. 36'da bağlanmış. Ondan sonra Malatya'ya bağlanmış. Ondan sonra Adıyaman. Ben Malatya'ya bağlı olduğum zamanı bilirim. Ben de bilirim. Şimdi gelelim buradaki işe. Duruma. Şimdi bir de Besli'den göç niye oldu bu? Besli'de tabii zamanlara göre. Yani halk senin göçmen değil, başkaları göçtü. Bunun sebebi neydi? Başkalarının göçmesi benim göçmem. Besli'de sanayi bakımından, para kazanmak bakımından daha ileriye gitmem için bir yatırım yapacak bir şey oldu. Aklımız başımıza da geldikçe daha ileride mesela çocuklarımıza bir şey olsun, ilerleme olsun, gelişme olsun, zemin hazırlığı, iş bulsun, zemin hazırlama için tabii buralara göç oldu. Bizde böyle bir şeyler yoktu. Şimdi bu halı dezgahı Besli'de olsa bu imkanı sağlayabilir miydi? Yok. Mümkün değil mi? Yok. Demek ki Besli'de Atılgan, orada atı vardı, meydan bulamıyordu. He. Antep'te meydanı buldu, tamam. Her şeyi istediğini Antep'te, yapıyor. Antep'te ne yapsan satarsın, ne de arasan almak için bulursun. Şimdi bir de şu, bak sen kendin tenekecisin. Bak. Osmanlı da mesela o. Peki bu tekstile dalmasında bu yılanın eline deliğine elini sokmuş gibi bilmediğin bir iş değil mi? Evet. Bu cesareti nereden buluyor Besli'ler, kasabı, masabı, ekmekçisi, fırıncısı, hangi şey olsa dalıyor. Bu cesaret nereden geliyor bu Besli'ler? Bu cesaret insanın kendi şeyinde, kendi içerisinde. Ama çok giderim diyor, çalışırım, herkes nasıl kazanırsa ben de öyle kazanırım. Ya artık geldik. Bilmezdik, tanımazdık. Cesaret. Bu işleri de bilmezdik. Anladın mı? Bir geldiğim zaman hatta bile aldığımız makinesine biz bunu nasıl çalıştıracak ya filan dedim. İşte bak çalışıyor dedi, sana ne gereği var? Doğru söyledi, otomatik makine değil mi? Demek ki cesaret insana... İşte çalışıyor dedi, böyle bahar günüydü, gittik bir beşle oturduk, konuşuyor. Ya dedim, bizim işimiz değerli dedim. Mesleğini bilmiyor, bu işin durumunu dedim. Biz bunu nasıl çalıştıracağız dedim. Dedi ki sen ne karışacaksın dedi. İşte çalışıyor mal dedi, seninle ne ilgisi var dedi. Tabii. Buranın ustası var, işçisi var dedi. Bu çalışır sen kayıtsız ol dedi. Biz de atıldık geldik. Ondan sonra 6 ay ben burada yalnız yaşadım, tek başına. Öbür çocuklar orada dükkanlarını oraya buraya dağdan hareket eder. Tek başıma fabrikada yattım, fabrikada kalktım. Ondan sonra çocuklar onları sattıktan sonra evlerimizi getirdik. Böyle çalışıp gidiyoruz. Çok güzel. Şimdi burada bir de eksiğimiz var. Bak. Evet. Şimdi diyoruz ki Besli'den sırt sırta veren bir şey kuralım. Dernek. Dernek Kara Mehmet'in kahvesi gibi gidip kağıt oynuyorlar. Ben İstanbul'da gittim birkaç yerde. Ya bu kağıt oynanmaz, benim bildiğim dernekte iş tarşısını, neler yapacağız, neler yapmamız gerekir. Bu sermaye arayışı içinden nasıl bir önerisi olmak, devletten koşuşturup para sağlamak, ucuz kredi kaparmak, iş yeri yapmak, bu gibi şeyler tartışılır. Bunlar gidip oyun oynuyor değil mi? Evet. Biz bunları bırakıp böyle tartışacak, sırt sırta verecek Besli'leri sırt sırta verip artık 20. yüzyıla ayak uydurmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bir site kuralım diyoruz, bir inşaat şirketi kuralım. Şimdi her dalda varız. Mühendisimiz de var şimdi, eskiden yoktu. Hepsi var. Evet. Bir de bu şey, ev, fabrika, iş yeri kuralım. Bunda da bir başarı var. Bu da bir ticaret. Bir
öyle bir şey olsa ha, memleketimiz hakkına da iyi olur. Ha. Ben mesela şimdi kirada oturuyorum. Ha. Benim fabrikamın 2 sene sonra baba çık diyecek. Ha. Bunu yapacak bir imkanım da yok ki yeni bir fabrika alam da yaptıram. Ha. Böyle bir dernek veyahut da bir müesseseler bize yardımcı olursa daha memnun olurum. Şimdi nasıl sen halı satıyorsan onda bir şirket kurar, o da sana ev yaptır. Şimdi başkalarına gidip de 100 milyonluk malı 70 milyona mal ediyor adam, 30 milyon senden kazanıyor mu? Evet. Biz yaparsak 30 milyon aşağı olur. Hem kendimizin malı, şirket de kendimizin. Öyle bir şey, öyle bir şey olursa işte, öyle bir şey olursa bu işte hem biz faydalanırız, hem siz faydalanırsınız. Hem de şirketimiz, hem de işlerimiz gittikçe daha büyür, genişler. Tabii. Benim mesela fabrikamı kurmaya bir yer yaptırırsam ayda bana bir hak tanırsın. Tabii. Bunu nasıl olsa sana öderim. Tabii. Ama toptan bir yeri yaptırmaya bana 200 milyon birden kimse neden yapamaz. Kişisel yapamayız. Yapamaz. Ha. Ama topyekun bir site yaparız. Topyekun senin fabrikanı yaparız. Şimdi devlet, senin bu filmi niye çekiyorum ben? Bizim Besin halkı böyledir. Bak çalışıyor. Tırnaktan batırmış, iktisat etmiş, bu hale getirmiş. Buna sen destek verirsen 10 işçi daha çalışır, 5 işçi daha çalışır. Ben mesela şimdi bir fabrika 2 dergah çalıştırıyorum. Ha. Mesela 3 evimiz. Evet. 2 olan ben. Evet. Bunlar bir hep ortağım. Yani evet, çalıştırıyorum. Fakat o zaman 2 dergah daha alırım. Ha. Bir fabrika daha alırım. Tabii. İmkanlar genişledikçe tabii, işi genişletirim. Tabii. Böyle. Ha. Onun için bu bize zaruri. Şimdi bak, uşak bir dokumacıyız. Bize ev lazım. Bak, iş yeri lazım 2. Tamam mı? Bir de yazıhane lazım 3. Değil mi? Evet. Bu şart. Bu da Besnilere gerekli en başta en sorunlu şey, bu şirket iş yapma. Yani bu şirket. Değil mi? Evet. Bu en faydalı, acil çünkü. Çünkü bugün Besniler burada 300 kişiyi çektim. Hep çoğu kirada. Günah hepimiz değil mi? Kirada, günah değil mi ya? Bu parayla her ay 10 kişiye ev yapılır. İş yeri yapılır. Şimdi şöyle yapalım diyoruz. Biz hepsi de evet diyor. Gerçekten de doğru ve zamanı geçmiş. Tabii, tabii. Bir site kuralım. 3 bölgede ya bir bölgede. Şimdi 6 dükkan olsun. Güzel. Üst tarafı da güzel bir salon olsun. Daha üstünde de yine çeşitli bir misafirhanemiz olsun. Şimdi dışarıdan, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Urfa'dan, Adana'dan bir tüccar geldiği zaman burada ağırlayalım. Yesin, içsin, değil mi? Sabahleyin gelsin, tıraşını olsun, çayını içsin, kahvaltısı yapsın, aşağı insin. Senden hala alsın, öbüründen saman alsın, öbüründen ayakkabı alsın. Hepsi bulunduracak. Besinleri ne üretiyorsa burada mevcut olacak bu kanda. Ambarı dahi, nakliyesi dahi, taksi durağı dahi. Gelecek, senden olacak, ondan olacak, çekini kessin, değil mi? Malı sürülsün, ambalajı yapılsın, adam gitsin. Gittiği yerde ne diyecek ya, Mesliler günü misafirperver adam yok ya. Kardeşim yemeğini yiyorsun. Kendi güven duyar adam. Sabahleyin kalkıyorsun, kahvaltını yapıyorsun, tıraşını oluyorsun, güzel gidiyorsun, her şeyi alıyorsun, yapıyorsun, harfler, ambalajını yapıyor, ambara da gönderiyor, çantanı alıp geliyor. Şimdi bunu duyan esnaf gelecek besinleri arayıp bulacak. Çünkü onun burada bir menfaati var. Bu adam ne harcayacak, buna ne masraf olur? Diyelim 50 bin lira. Adam alacak 10 milyonluk mal. 5 milyonluk mal. 50 bin lira laf olur mu? Şimdi artık bu Yahudi sistemi, ben bunu başka şey etmiyorum yani. Ben Yahudilerin işini yaptım, ben onlardan 4 gömlek ilerideyim. Ben teknoloji çalışan bir kişiyim. Milyarlık şirketler yönetmişim. Sen bakın. Tamam mı? Neden? Çünkü bu işin kompetanı Amerikalılardan öğrendim. Makine nasıldır? Makine neler yapar? Makine bir sermayedir. Düt 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 dumanı çıkan bir vasıta değil. Bunu bizim Türk milleti anlamaz. Onun için ben Türkiye çapında tanınmışım. Böyle bir şeyler yaptığımız zaman herhalde o müşteri başka yere gitmez. Bu da memleket için faydalı değil mi? Hepimiz için gerekli değil mi bu? Evet.
Onun için evvela bir dernek kurup bunu tartışacağız ve ortaya koyuyoruz. Herkes de kabul ediyor yani. Bütün beslenin her bir şey. Tabii menfaatimiz icabı olur. Menfaatimiz icabı.